Merhabalar canlarım, nasılsınız? Kuzucuklarım, kuzularım, milletim, halkım, sevgili dostlarım, kardeşlerim, dünyanın dört bir yanından bizi seyredenler, nasılsınız? Sizi sevgiyle kucaklıyorum, merhabalar. Esenlikler diliyorum, bereketler diliyorum. Rabbimin sevgisini diliyorum kalbinize bu akşam. Beni her zaman olduğu gibi evinize davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Bana yazdığınız için teşekkür ediyorum. Rabbime şükrediyorum bana güvendiğiniz için, kalbinizi açtığınız için, sorular sorduğunuz için. Hepiniz Rabbin peşinden gidiyorsunuz, bunu hissediyorum. İran'daki sevgili seyircilerime, Kanal Muhabbat aracılığıyla bu programı izleyen sevgili seyircilerime sarılıyorum. Ruhani sevgiyle sarılıyorum onlara. Avrupa'daki izleyicilerime merhabalar diyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Bana Karadeniz'den yazanlarınız var. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Karadeniz'deki hemşirelerime, onun sevgili dostlarıma buradan sevgilerimi, esenlik dileklerimi yolluyorum. Nasılsınız? Arkanıza yaslanın. Rabbimizin bereketini alın. Onun mesajını alın. Neler hissediyorsunuz bu akşam? Aklınızda neler var? Kafanızda neler var? Sizinle kalpten kalbe konuşacağız. Ruhani konularda konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Ve programımızın bir bölümünü de şifaya ayıracağız. Şu anda telefon hatlarımız açık. Bizi arayabilirsiniz. Hatta arayıp numaranızı bile bırakabilirsiniz. Eğer yeterli kontürünüz yoksa. Kontür harcamak istemiyorsanız. Sizi düşünüyoruz, sizi seviyoruz. Bilin sizin için her zaman, her zaman dua ediyorum. Sevgili dostlarım, bugün yine her zaman olduğu gibi ağlayacağız, güleceğiz, paylaşacağız. Çünkü Rabbimiz çok güzel bir Rab. Rabbimiz muhteşem, mükemmel. Onun sevgisini paylaşacağız sizlerle. Bugünkü konumuz çok sevdiğim bir konu, çok konuştuğum bir konu ve hayatımda tecrübesini çok yaşadığım bir konu. Sınıf birincisi, hayat sonuncusu. Sınıf birincileri lütfen, lütfen alınmayın. Fakat bu çalışmak, bilin ki çalışmak, iyi çalışmak, derslerimizi çalışmak, işimizi iyi yapmak güzel. Fakat bizi bu dünyanın sonunda kurtaran bir gerçek değil. Bunu konuşacağız sizlerle. Kutsal kitaptan Matta kitabından 20. bölümden başlayacağım sizinle. Birinci ayetten, bağcı benzetmesinden başlayacağım. Göklerin egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak, işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara, siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına, işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcaklığını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi mi kıskanıyorsun? Cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci. Birinciler de sonuncu olacak. Sonuncular birinci sevgili dostlarım. Birinciler de sonuncu olacak. Hiçbir zaman bir konuda birinci olduğumuzu övünmeyelim. Ve sonuncu olanları, bizden geride olanları yargılamayalım. Çünkü burada bu bağcı benzetmesinde Rab bize, İsa Mesih bize anlatıyor. Rabbin kalbini anlatıyor, göksel babamızın kalbini anlatıyor. Bazen biz bakıyoruz, günah işleyenlere bakıyoruz değil mi? Çok büyük günahlar işleyenlere bakıyoruz, yanlış yapanlara bakıyoruz. Ve diyoruz ki ben bunu yapmıyorum ki.
Ben kimseyi öldürmedim ki, ben cinayet işlemedim ki, çalmadım ki, çırpmadım ki diyoruz. Fakat Rab diyor ki, ne zaman olursa olsun bana gelen, bana gelen aklanacak. Ne zaman olursa olsun beni çağıran, İsa Mesih'in ismini çağıran, onun bizim için öldüğünü kabul eden ve dirildiğini, dirilerek bize hayat verdiğini kabul eden, kaç yaşında olursa olsun, son nefesini bile yaşıyor olsa, son nefesinde bile İsa Mesih'i çağırıyor olsa aklanacak. Belki bazıları diyecekler ki, biz bütün hayatımız boyunca Rab sana hizmet ettik. Bu adil mi? Bu adam katildi. Bu kadın fahişeydi. Bu adam hırsızdı. Sen onları kabul ettin. Nasıl son nefeslerinde kabul ediyorsun? Bütün hayatları boyunca her türlü pisliği, adiliği yaptılar. Çalmayı, çırpmayı, rüşveti yaptılar. Ama Rab diyor ki, ben merhametli bir Rabbim. Ben sevgi dolu bir Rabbim. Sana düşmez diyor buna karar vermek diyor. Bana düşmez buna karar vermek, kimin cennete cehenneme gideceğine karar vermek diyor. Benim kalbim o kadar sevgi dolu ki diyor. Yeter ki insanlar beni çağırsınlar diyor. Son nefeslerinde bile olursa olsun çağırsınlar. Onları kabul edeceğim. Geçenlerde bana birkaç gün önce Facebook'tan yazanlarınız var, çok teşekkür ediyorum. İnsan hakları grubundan, o grubu üye oldum. Onların düşüncelerini, olan olayları izliyorum, dua ediyorum. Bana insan hakları grubundan bir yazı gelmiş. Bu yazıda diyor ki, bir anne çocuğunu valizin içine koymuş, bir arabanın altına bırakmış. Düşünebiliyor musunuz? Valizin içinde bebeğini, evladını, 9 ay karnında taşıdığı canını, etini, kanını valize koymuş. Ve bir not yazmış. Tam olarak notu hatırlamıyorum ama şöyle bir not: sana bakamayacağımız için üzgünüm. Keşke bakabilseydik ama durumumuz müsait değil. Ve sadece bırakmak, keşke o çocuk kurtulabilse, birisi alsa, evlat edinse, değil mi? Fakat araba çalıştıktan sonra geri giderken, tam olarak anlatmıyor hikayeyi, fakat çocuk ölüyor, eziliyor, ölüyor bebek. Ve herkes yazmış bu yazının altına: bu kadın asılmalı, bu kadın kesilmeli, hapise girmeli, şöyle olmalı, nasıl bir anne, canavar. Evet, katılıyorum. Düşünün, evladını ölüme terk etmiş oluyor. Evladının cinayetine sebep olmuş, ölümüne sebep olmuş oluyor. Bunu benim anlamam mümkün değil. Sizin pek çoğunuzun anlaması mümkün değil. Bunu idrak edemiyoruz, değil mi? Nasıl bir anne, nasıl bir anne evladını bırakabilir? Ve bu kadar akılsızca, cahilce bir iş yapabilir. Herkes kınıyor, herkes yazıyor. Evet, benim için de çok kötü bir şey. Bunu duyduğum zaman inanın gözümden yaş geldi. Ve bunu, arabayı kullanan kişiyi de düşündüm. Onun vicdanen böyle bir şeyle yaşayacağını bundan sonraki hayatında. Bu gözünün önünden hiç gitmeyecek bu beyin, bu arabayı kullanan kişinin. Fakat sonra Rab bana dedi ki, bakın, ben sizin hayatımı bütün açıklığıyla paylaşıyorum. Çünkü dediğim gibi, her zaman size söylediğim gibi, benim hakkımda ne bildiğinizin önemi yok. Önemli olan, benim size itiraf ettiklerimin sizin hayatınızda bir gücünün, bir etkisinin olması. Rab bana dedi ki, sen o anneye canavar diyorsun. Herkes o anneye canavar diyor. Sen de kendi evladını öldürdün. Rabbim, ne zaman ben evladımı aldırdın? Çocuk aldırdın. Beni bilmeden önce. O kişi de beni bilmiyor. Sen de çocuğunun katilisin. Rab bunu bana iç sesiyle söyledi. Biz başkalarını yargılamakta ne kadar acele ediyoruz. Fakat ben de katilim. Fakat kanunlara uygun diye katil olmuyorsunuz. Kürtaj yaptırdığınız zaman, çocuk aldırdığınız zaman, o da sizin evladınız, değil mi? Benim o kadından ne farkım var? Çocuk aldıranların, kendi evlatlarını öldürenlerin o kadından ne farkı var? Hepimizin Rabbin merhametine ihtiyacımız var. Bugün o canavar gibi gördüğünüz annenin de Rabbin merhametine ihtiyacı var. Belki birçoklarınızın kitabında silinmiş bir kişi, bırak ya, affedilmeyi hak etmiyor ya, cehenneme gitsin, ne olursa olsun dediğiniz bir kişi. Fakat Rab diyor ki, eğer beni kabul ederse, ne olursa olsun günahı, ben onu aklayacağım. Birinciler sonuncu olacak. Sonuncular da birinci olacak. Bunu anlamamız mümkün değil. Ben İsa Mesih'in kanı olmadan,
Onun benim için kurbanlık sunusu olmadan mükemmel kurbanlığı nasıl böyle bir şeyden aklanabilirim? Hadi günahım affedildi diyelim. Peki içimdeki vicdan azabından nasıl aklanabilirim? Bugün boyumca evladım var baktığım zaman demiyor muyum? Öteki de onun yanında olabilirdi diye. İçinizde bunu diyenleriniz var, biliyorum. Bir tane hanım tanıyorum, 10 tane. 10 tane, birkaç tane düşüğü var. Topu 10 tane, 7-8 tane kürtajı var. Ve bana yazıyor, beni arıyor. Işık abla, bu günahtan nasıl kurtulabilirim? Bu vicdan azabından nasıl kurtulabilirim? Ancak ve ancak İsa Mesih'in sevgisiyle kardeşim. Ancak ve ancak ona yakararak, onu kalbine çağırarak, onun sevgisiyle bütün günahlarından arınabilirsin. Ağzına söyleyerek bütün günahlarından arınabilirsin. Ve Rab sadece bizim onu çağırarak, İsa Mesih'i kalbimize çağırarak yeniden aklanmamızı, yeniden doğmamızı istemekle kalmıyor. Sadece Rab bizim sınıf birincisi olup tekrar kutsal kitabı ezberleyip daha önce ezberlediğimiz kitaplar gibi, sureler gibi 40 tane, 30 tane sureler ezberlemiştim. Hepsini devirmiştim. Kur'an kurslarını bitirmiştim. Ama Rab istiyor ki bunun hayatımızda bir gücü olsun. Hayatımızda bir etkisi olsun. Hayatımızda bir meyvesi olsun. Matta 10 şöyle diyor. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak her hastalığı, bakın her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. 12 öğrencisini çağırıyor, 12 takipçisini çağırıyor, benim gibi takipçileri. Hiçbiri mükemmel değil, hiçbirimiz mükemmel değiliz. İman etmiş kardeşlerime sesleniyorum bugün. Eğer bekliyorsanız Rabbin hizmetinde kullanılmak için mükemmel olmayı, bu hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman o zaman hiçbir zaman Rabb'e hizmet edemeyeceksiniz. Çünkü onun huzuruna çıkana kadar ve İsa Mesih adıyla çıkana kadar hiçbir zaman mükemmel olmayacağız. Mükemmelliğimiz burada nefesimizi verdikten sonra başlıyor. Onun huzurunda yaşayacağımız, düşünebiliyor musunuz? Mükemmellik. Onun gibi olmak. Meleklerden bile daha üstün olmak. Rabbin huzurunda, onun ışığında yaşamak. Öyle bir yer ki diyor ayet. Hiç karanlık yok orada diyor. Hiç gözyaşı yok, hiç musibet yok, hiçbir hastalık yok. Parasızlık yok. İşsizlik yok. Öyle bir yer ki. Ve bunun sözünü veriyor bize İsa Mesih. Fakat bu sözü alıp koşmayın sadece. Bu sözü alıp sadece ezberlemeyin, ezbere değil, kalbinizde bazı değişiklikler olacak ve bunun meyvesini hayatınız verecek. Eğer mükemmel olmayı beklerseniz, Rabb'a hizmet etmek için, hiçbir zaman, hiçbir zaman Rabb'a hizmet edemeyeceksiniz. Şimdi size güleceğiniz bir şey de paylaşmak istiyorum bu kadar acılı şeyler konuştuktan sonra. Bugün buraya geldim değil mi? Size konuşuyorum. Bakın içim dışım bir olmak istiyorum sizinle. Bazen böyle kameraya baktığım zaman çok zor oluyor bu. Ama hep karşımda, kameranın karşısında insanları, sevgili dostlarımı, izleyicilerimi düşünüyorum, hayal ediyorum, evlerini düşünüyorum. Bunu düşündüğüm zaman o zaman mesajım gerçek oluyor. Fakat soğuk bir stüdyoda, soğuk bir kameranın karşısında bunu size anlatmak, içtenlikle anlatmak isteği içindeyim. Bu istekle çırpınıyorum. Rabb'e hizmet ediyorum değil mi şurada? Eğer mükemmel olmayı beklesem asla bu programı yapamam sevgili dostlarım. Bütün buna nasip olmam, bunu yapıyor olabilmem Rabbin lütfundan kaynaklanıyor bana. Size örnek vereyim. Birkaç gün önce, çok uzun bir zaman önce bile değil. Eşimle aramda geçen bir olayı söyleyeceğim size. Şimdi hepimizin kafamıza taktığımız bir şey var değil mi? Hepimiz... Bak, kimimiz bir renk konusunda duvarın rengi, ben mesela öyleyim, duvarın rengi ya da bir yastık konusunda, yastık yüzü konusunda, çarşaf, her neyse hepimizin bir şeyi var. Kocam bu kadar iyi niyetli, son derece alçak gönüllü bir insan, fakat evde bizim karınca problemimiz var ve bu karınca problemine takmış vaziyette. Ama inanamazsınız yani, bir karınca görse, bir tane görse yani çıldırıyor. Ve evimiz o kadar temiz bir ev, düzgün bir ev. Yani ben çok titiz bir insan değilim. Çalışan bir insanım. Çoluk çocuk.
Fakat ne zaman evimize gelseniz uygun bir durumda evimiz, öyle söyleyeyim. Mutfağımız tertemiz. Fakat bu aralar bir karınca salgını var. Biz her şeyi buzdolabına koyuyoruz artık. Ekmekleri buzdolabına koyuyoruz. Patates, çips alıyorsak onları buzdolabına koyuyoruz. Ne varsa hiçbir şey dışarıda yok. Artık pirinci bile buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabı öyle bir hale geldi ki çingene eşeğini kaybetse bulamayacak buzdolabının içinde. Fakat geçenlerde bir akşam çalışıp stüdyoda işte kayıtlar yaptım. Çok geç saatte eve geldim. Bir baktım evde bir fırtına esiyor. Ya inanamadım. Ne oluyor dedim. Çok büyük bir şey olması lazım. İşte kocam başladı. Evde dedi ekmekle ufakları dedi. Şurada dedi tezgahın üstünde kalmış dedi. Nerede? Sen görmüyorsun. Ben görüyorum o ufaklık şeyleri, ekmek ufaklarını. Kurabiyeleri dedi çocuklar yiyorlar dedi. İşte dedi yataklarına götürüyorlar orada yiyorlar. Biz dedi yatak odasında ama nasıl yorgunum biliyor musunuz? Böyle artık bacaklarımı hissetmiyorum yorgunluktan, öyle bir haldeyim. Ve kocamın konuşması sürekli arka arkaya, yani bende de böyle bir muzip bir taraf da vardır. Rab affetsin, alaycı taraf da vardır içinde. Çok yorgun olduğum zaman birisi çok sinirliyse, çok kızgınsa ya da bir şey söylüyorsa böyle bir gülme gelme, sinirlerim bozulur, gülmeye başlarım. Kendimi gülmemek için zor tutuyorum. Fakat o kadar yorgunum ki başım böyle zonkluyor ve eşimi İşitmeye engelliler haber bültenini seyreder gibi seyrediyorum. Hep ağzını kapatıp açıyor bu karıncalar konusunda. Karıncalar aşağı. Hatta ben orada şey yapmıştım, salçalı makarna yapmıştım. Onun içine kadar diyor karıncalar girmiş diyor. Benim de içimden diyorum ki ya kıyma olamadık. İşte protein karıncalar girmişse diyorum. Tabii o yüzümden görüyor onu ciddiye almadığımı. Bana daha çok kızıyor. Ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Dinlemeye çalışıyorum. Fakat içimde onun hassas olduğu konuya karşı bir alaycılık. Ve sonra düşündüm. Dedim ki bu adam bu kadar çalışıyor. Bu kadar şey yapıyor, uğraşıyor. Rab yolunda hizmet ediyor. Onun da demek ki takıntısı bu karıncalar. Yani sanki karıncalar öyle bir hale geldi ki hani bu film korku filmlerinde vardır. Karıncalar bir kimyasal madde yerler, böyle canavar gibi olurlar, büyürler falan. Sanki onlardaki karıncalar gibi oldu. Şöyle 3-4 tane karıncadan bahsediyoruz. Yani bir gün beni programda falan görmezseniz bilin ki karıncalar yedi. Şimdi hep aklıma bunu size söylediklerim geliyor. İçimden böyle katıla katıla gülmek geliyor. Yorgunum da. Neyse kocam tabii tatmin olmadı benim verdiğim cevaplardan. Her yeri böyle kızdı, sinirlendi, temizlemeye başladı. Ben de gittim yattım. Şimdi ertesi gün kalktım tabii daha dinleneyim, daha şey yapıyorum. Kendimi biraz daha toparlamışım. Baktım ne kadar yorgun, kaçlara kadar evi temizlemiş, uyuyor. Sonra içimde böyle bir vicdan azabı hissettim biliyor musunuz? Dedim ki ben bu kadar insanlara yardım etmeye çalışıyorum. İnsanları dinliyorum dışarıda. Evin dışında. Herkesin ufak, büyük, en büyük şeyini dinliyorum. Demek ki benim de eşimin hassas olduğu konu karıncalarmış. Yani dedim niye ben buna sabredemedim ve böyle bir alaycı yüz ifadesi verdim? Niye kendimi kontrol edemedim? Daha iyi ona anlayış gösteremedim. Şimdi size anlatmak istediğim şu buradan. Eğer mükemmel olmaya takılırsak kafamızı ve dersek ki ben Rabb'a layık değilim. Ben Rabb'a hizmet etmeye layık değilim. Hiçbir zaman olmayacak. O zaman demem lazımdı ki ben bu akşam çıkamam televizyona. Bu akşam Rabbin sözünü söyleyemem insanlara. Çünkü sadece alaycılık yoktu içimde. Bir de onu da itiraf etmek istiyorum unutmadan. O öyle konuştukça ben asıl yani o kadar basit değil olay. Ben içimden onu bir kaşık suda boğmak istiyordum. Şimdi ona karşı bu bütün hissettiklerim, bütün bu kalbimin pisliği, kirliliği sabah geçti. Aslında geçmedi Rabbin önüne gidip itiraf etmeden önce. Fakat ona baktığım zaman bu duyguları, ona ne kadar kızdığımı, ne kadar alay ettiğimi, ne kadar dalga geçtiğimi. O zaman içimden dedim ki ya ben böyle bir hizmet veriyorum. İçimden kocam için neler geçiriyorum. Anlıyor musunuz? Yani Rabbimiz istiyor ki onun yolunda yürüyelim. Allah'ın yolunda yürüyelim. Doğru, dürüst davranalım. İyi işler yapalım. Fakat hata yaptığımız zaman da ona dönelim. Hata yaptığımız zaman da Rabb'e itiraf edelim. Hatta ayetler diyor ki, bakın çok güzel söylüyor ayetler. Lütfen bunu dikkate alın. Ayet diyor ki ne zaman birbirinize diyor itiraf ederseniz günahlarınızı iyileşeceksiniz. Bakın bir günahınız varsa itiraf edin. Ben bugün milyonların önünde itiraf ediyorum değil mi?
Bazı insanların hassas olduğu şeylere hassasiyet göstermiyor olabilirim. Duygusuz davranıyor olabilirim. Bugün size de söylüyorum. İtiraf edin hatalarınızı, saklamayın. Bizde bir saklama vardır. Kan içeriz, kızılcık hoşafı içiyoruz deriz. Fakat eğer Rabbin sınıfında birinci olmak istiyorsanız, Rabbin sınıfında birinci olmak istiyorsanız, Rabbin hizmetinde olun. Rabbin hizmetinde olmak için de ne yapmamız lazım? İsa Mesih'e kalbimizi vermemiz lazım. Onu kalbimize çağırmamız lazım. Gel, kalbimde yaşa Mesih. Çünkü sen kurtarıcısın. Çok değerli bir kardeşim var şu anda hatta. Kendisiyle konuşacağız. Hakim kardeşim, Diyarbakır'dan. Merhaba hakim kardeşim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar size. Merhabalar. Siz de iyisiniz. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sesinizi duydum. Daha iyi oldum hakim kardeşim. Ne var ne yok? Çok hamdolsun. Gerçekten sizin programı dinliyordum. Ve o bahsettiğiniz konuların içerisine bir girdim. Ben de oradan tabii kendimi buldum. Ve gerçekten öyle bir haldeyiz. Yani onun bu etkisiyle şimdi programımızı izliyordum. Evet. Ben sormak istiyorum yani, hakim kardeşim. Ya yani, bu programımızın konusu sınıf birincisi, hayat sonuncusu değil mi? Bazı şeyleri çok iyi çalışabiliyoruz. Özellikle sizinle bu konuda sohbet etmek istedim. Çünkü siz de çok okumuş bir kişisiniz. Çok dinleri de çalışmış bir kişisiniz. Fakat bir noktada bütün bildiklerinizi bir kenara bıraktınız Rabbi kalbinize çağırmak için değil mi? Aynen öyle. Ben dua ederek sözlerime başlamak istiyorum eğer izin verir. Ne demek, buyurun. Merhametli Rabbimiz, umut ediyoruz ve bunu senden istiyoruz ki bu sözlerimiz karanlıktaki insanların ışığı arama çabaları için lütfen yol gösterici olsun. Evet. Bizim sözlerimize bu mümkün değil. Belki senin o her şeye egemen olan gücünle ve sonsuz merhamet ve sevginle bu mümkün olacaktır. Sana yalvarıyorum Rabbim, bizi kurtardığın gibi özellikle bize düşman olan o kişiler için önüne geliyorum. Onlara da sevgini, merhametini ve ışığını göster. Amin. İsa'nın adıyla istiyorum bunları. Amin. 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 Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bize anlat hakim kardeşim. Nasıl evet, bu kadar bilgiyi, felsefeyi, her şeyi bir kenara bırakıp Rabbin yolunu seçtin? Evet. İtiraf edeyim ki ben gerçekten bu Rabbin ışığıyla dolu bu yeni hayat ile tanıştığım gün ya da o dönemler hep şunu sık sık dile getirdim ağlayarak dualarımda. İşte ya Rab, itiraf ediyorum, ben hiçbir şey bilmiyorum. Heh, evet. Ve hem de bütün o benim için birer engel gibi duran hayatımdaki o okumalar, gezmeler, dil öğrenmeler, bunların tümü aslında insanın gerçeği görme önünde bazen büyük bir engel teşkil ediyor. Evet. Ve ben yerindeyse kendi elimle yaptığım o putları bir bir kırmaya başladığımda artık hayatıma Yaradan'ın ışığı girmeye başladı. Amin. Onun sözünü duymaya başladım ve onun yol göstericiliği benim hayatıma kurtarış, evet, getirmeye başladı. Onlar her birisi belki insanın kendi benliğinden dolayı kendi eliyle yaptığı duvarlardı. Bir insanın kendini bilgili görmesi, çok kültürlü sayması, ben biliyorum demesi ama hiçbir zaman insanın görmek istemediği şey şudur. Peki bütün bunlar ne işe yarıyor? Sana gerçeği öğretiyor mu? Evet. Ve ben hayatımda işte bu soruya cevap verirken evet ya Rabbi, itiraf ediyorum ki ben gerçeği bilmiyorum. Hiçbirisi de bana gerçeği öğretemedi. Ben belki birçok ülke gezdim, birçok dil öğrendim ama şu anda gerçek nedir bilmiyorum. Bu sözü söyledikten sonra ben Rabbin kurtarışını hayatımda hissettim ve bana yol göstermeye başladı.
Çok güzel. Şimdi bunu paylaştığımızda izleyicilerimizden bazıları bunu tam anlayamayabilirler. Bunu anlıyorum. Zaten günahın bizim hayatımızda kurmuş olduğu etkilerini bir kerede yıkmak kesinlikle mümkün olmayacaktır. Hayır. Sizin de programınızda belirttiğiniz gibi, evet kurtulduk. Rabbin merhametini, sevgisini hayatımıza kabul ederek, yani bize bir teklifte bulundu. İstiyor musun? Evet ya Rabbi, istiyorum dedim. Ve kurtulduk. Yargıdan kurtulduk. Amin. Ama günahın etkisi hayatımızda hala sürüyor. Evet. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve gerçekten İsa Mesih'in sözlerinde, İncil'de belirttiği gibi, ki maalesef toplumumuzda birçok insan İncil'in değiştirildiğini düşünerek okumuyor. Ama lütfen bu ön yargılarını bir kenara bırakıp lütfen okusunlar diye tavsiye ediyorum. İsa Mesih orada işte bunu belirtiyor. Yani biz kendi çabalarımızla, kendi çok bilmişliğimize değil, kesinlikle burada ifade edebileceğimiz öyle bir boyut yok yani bu işin içinde. Evet. Bu bizim çabalarımız, bu bizim çok okumamız, çok gezmemiz, çok görmemizden değil. Zaten İncil'de şöyle belirtiyor. Hiç kimsenin övüncü olmasın diye bu Rabbin size bir merhametidir. Evet. İşte iman etmek böyle bir şeydir. Çok çok doğru. Yani biz zannediyoruz ki bildikçe bütün dünyadaki sorunlara cevap bulabileceğiz, değil mi? Her şeye bir cevabı olan insanlar var. Böyle bir programı var bunda. Herkes bir ordinarius doktor aslında dünya sorunlarıyla ilgili. Fakat Rab diyor ki benim yolum sizin yollarınızın üstündedir. Benim aklım değil mi sizin aklınızın üstündedir. Benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizin üstündedir. Halbuki siz zannediyorsunuz ki ben her şeyi buldum, anladım. Geçen gün bana da Facebook'tan bir kardeşim yazmış. Felsefe kulübüne üye. Ben eskiden felsefeyi çok seven, yani şöyle diyeyim, felsefenin kitabını yazmış bir kişiydim. Öyle olduğumu zannediyordum. Öyle bir ukalalığım vardı. Onu itiraf etmek istiyorum. Yani giderdim hakim kardeşim şeye, Beyazıt'a, değil mi? Orada üniversite kampüslerine giderdim. Herkesle, ateistlerle tartışırdım. Derdim açın Kur'an'ı, size ispat edeceğim. İşte hangi sayfasını istiyorsanız açın, size anlatacağım. Çünkü ben işte şu Kur'an kurslarını bitirdim, bunu biliyorum. Ondan sonra tutardım, başı kapalı arkadaşlarım vardı. Hatta biz böyle modern genç kızlar gibi bir grup diyelim. İçlerinde en tutucuları benim. Ben o başı kapalı kızlarla giderdim, namaz kılmaya giderdim. Benim arkadaşlarım derdi ki ya sen onlarla ne yapıyorsun? Yani ben her türlü gruba girip, böyle de içimde bir şey vardı. Herkese karşı da bir sevgi vardı o zamandan. Fakat bu Rabbin sevgisi değildi bak. Bu hümanistik bir sevgiydi. Yani her şeyi anlamak istiyorum, her şeyi bilmek istiyorum. Herkesle tartışabileyim çünkü gazeteci olmak istiyordum. Bu yüzden herkesi anlamaya çalışıyordum, her grubu. Fakat içimde kendim sorularıma cevap verememiştim. Kendi hayatımı kurtaramamıştım. Kendim düşmüştüm, çamurun içinde debeleniyordum. Bedbahtım, depresyondaydım. Fakat kendi bildiklerim, felsefeler, kitaplar bana yetmiyordu. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğim? Kesinlikle bunların, çünkü o kadar iyi anlıyorum ki hepsini neredeyse ben de yaşadım. Yani insan bilgi ile aslında bir sürede sonra bilgi budalalığı denen bir problemin içine düşüyor. Çok doğru. O budalalık insanı öyle bir körlüğe götürüyor ki, çünkü kendisidir ve görmek istemiyor. Evet. Hayatı boyu onunla hayatını harcıyor, mahvediyor. Deyim yerindeyse kendi hayatını kendi eliyle mahvediyor. Ama gerçeği görmek istemiyor. Mahvolduğunu görmek istemiyor. Evet. Evet. İşte Rabbin merhameti bu durumdaki kişileri bile kurtarmaya kadirdir. Amin. Amin. Rab diyor ki sen değil. Gelirsen ben sana elimi uzatıyorum ve seni kurtarmaya hazırım. Seninle barışmaya hazırım. Şimdi bir söz var. Yani ben bunun kaynağını şu anda unutmuşum, bilmiyorum ama bir sosyoloğun sözü olduğunu diye aklımda kaldığı kadarıyla, en kötü yalan içinde biraz da gerçeğin olduğu yalandır. Ay ne kadar doğru bir söz. Ne kadar doğru bir söz. Bir daha tekrar eder misin hakim kardeşim? En kötü yalan içinde biraz da gerçeğin olduğu yalandır. Evet. Ve ben
Çok doğru bir söz. Niye biliyor musun? Ben de başka bir yerde duydum. Fare zehirinin içinde ne kadar zehir var biliyor musun? Ne kadar yemek var? Fare zehirinin içinde %90 fare yiyeceği var. Zehir sadece %10. Düşün. Bu kadar %10'la fareyi zehirliyor. Onun içinde Yani insanlar gerçek peşinde koştuklarını zannediyorlar, gerçeği taptıklarını zannediyorlar. %90'ı yiyecek. %10'u fare zehiri onları cehenneme evet. götürecek. Harika bir örnek bu. Aynen onun durumu gibi. Yani %90 gıdaki hep bütün canlıların ihtiyaç duydu ama %10'luk zehri artık o gördüğü gıdadan dolayı körleşiyor ve yiyor ve ölümüyle sonuçlanıyor. Şimdi aslında bizim de hayatımızda gerçekleşen bu ruhsal ölümdür. Yani yalanın en kötüsü içinde gerçeğin olduğu yalandır. O gördüğümüz gerçekler bizi körleştiriyor ve yalan kısmını görmüyoruz. Ama %100 yalana kimse kanmaz. Çünkü onun yalan olduğunu herkes fark eder. Çok doğru. İşte böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bilgi dediğimiz şeyle hayatımızı donattığımızı bazen düşünüyor olabiliriz ama aslında hayatı elden verdiğimiz de mümkün. Yani hayatı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Aynen öyle. Evet. Ben seyircilerimi davet etmek istiyorum. Çünkü 2 hafta sonra senin tanıklığının yer aldığı, çok uzun tanıklığının yer aldığı programımız yayınlanacak. Lütfen hakim kardeşimin programını izlemek için bize katılın. Önümüzdeki çarşamba değil, ondan sonraki çarşamba hakim kardeşim bütün hayat hikayesini anlatıyor ve muhteşem, gerçeği bulma yolunda muhteşem bir hayat öyküsü. Bunun sizi bereketleneceğine inanıyorum. Hakim kardeşim, bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ailene çok Ben de sevgilerimi, Diyarbakır'a çok sevgilerimi yolluyorum. teşekkür ederim. Rabbim sizi Sizi de Rab'da esen kalın, bizi bereketlediniz. Rabbim de sizi bereketlesin. sağ olun. Teşekkür ederim. Esenlikler size. Esenlikler. Şimdi bir sevgili dostumuz daha var. Çok beklediği için gülümser kardeşim. Daha fazla kendisini bekletmek istemiyorum. Gülümser. Evet, alo. Alo, nasılsınız? Şükürler olsun, siz nasılsınız? O kadar İyiyim. heyecanlıyım ki kalbim atıyor küt küt, çok Aa. heyecanlıyım. Şükür Rabbimin ki sizinle hani konuşabiliyorum, şükürler olsun. Şükürler olsun. Ben de Rabbim çok mutluyum. Çünkü Facebook'ta yazışıyorduk birbirimize. Sonunda sen. güzel sesinizi de duymuş oldum. Çok mutluyum. Evet, çok o kadar mutluyum ki Rabbim, şükürler olsun. Tüm Kanal Hayat programındaki şimdi söz söyleyeyim, bulamıyorum, o kadar heyecanlıyım ki. Rab Amin, amin. Hepimiz Rabbin kuluyuz. Heyecanlanacak hiçbir şey yok. Burada biz bereketlesin öyle böyle kardeş kardeşe sevgiyle hepimizi. sohbet ediyoruz. Yani bizi kim duymuş, kim izlemiş şöyle önemli. Bizden bereket aldıkları için önemli. Ama biliyorum ki insanlar yanlış bir şey de söylesek bizi hemen kınamıyorlar, hemen kapatmıyorlar kanalı. Diyorlar ki onlar da bizim gibi bir kul. Sürçülisan edersek affola, değil mi? Evet, Gülümsercim, ne yapabilirim senin için? Söyle. Duanı istiyorum, şifa duanı problemim var. Sana da, size de söylemiştim. Evet, Söyledin, evet. Facebook'tan dua ihtiyacım var. Şifa istiyorsun, değil mi? Şimdi ben ekranları başındaki izleyicilerimden rica edeceğim. Onlar ellerini açacaklar. Aynı zamanda Rabbin sözü çok önemli bizim şifa almamız için, değil mi? Rabbin sözü. Çünkü Rab bize söz veriyor. Bak, biraz önce okudum, ne dedim? 12 tane öğrencisini yolluyor. Ne diyor? Bütün hastalıkları iyileştirin diyor. İçlerinde bir hastalık diyor mu? Şunu iyileştiremezsiniz. Cüzdanı iyileştiremezsiniz. Kanseri, migreni iyileştiremezsiniz. Hayır demiyor. Bütün hastalıkları iyileştirin diyor. Fakat buradan övgü alacak kişi kimdir biliyor musun? İsa Mesih'tir. Onun için öncelikle Rabb'a övgü vermeyi unutmayalım. Ve her duamızda. İkincisi, onun ne kadar büyük olduğunu söyleyelim. Hastalığımızın, problemimizin üstünde olduğunu söyleyelim duamızda. İlan edelim. Üçüncüsü de onun bize verdiği iyileşme sözünün üstünde duralım. Sanki kayamız gibi. Ben bunları söylüyorum ki çünkü seninle, benimle ve izleyicilerimizle ellerini kaldıran İsa Mesih adına senin şifan için dua edecek izleyicilerimizle iman içinde bu duanın edilmesini istiyorum. Ki sen şifanı şu anda alacaksın.
Buna inanıyor musun? İnşallah. Evet, amin. Evet, inanıyorum. Amin. 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 Mezmurlar, bak çok çok sevdiğim bir Rabbe diyor Mezmurlar 103. 103. mezmur diyor ki Rabbe övgülersin ey gönlüm. Onun kutsal adına övgülersin ey bütün varlığım. Rabbe övgülersin ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan. Bakın biraz önce ne konuştuk? Bütün suçlarımızı bağışlayan, değil mi? Bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik taşı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle dolduran odur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Şimdi sevgili dostlarım ve hastalığı olanlar, şifa isteyenler, gülümser kardeşimin aracılığıyla bu duada bana eşlik edin. Sizin de hastalıklarınız iyileşsin. Rab'dan şifa isteyin. Yüce Rabbim, sana şükürler olsun. Sana övgüler olsun. Sen her şeyi bilensin. Senin yolların her şeyin üzerinde, her yolun üzerinde. Senin planların her planından daha güzel. Bizim kendi planlarımızdan daha güzel. Biz güvenimizi sana veriyoruz ya Rabbim. Bizim için gelip çarmıha gerilen sensin. Bizim için kanını akıtan sensin. Bizim günahlarımızı vücudunda taşıyan, hastalıklarımızı vücudunda taşıyan, her şeyi bana verin diyen sensin. Biz şu anda gülümser kardeşimin bütün ağrılarını, bütün enfeksiyonlarını, bütün hastalıklarını sana veriyoruz ya Rabbim. Vücudunda şu anda olan her rahatsızlığı tepeden tırnağa sana veriyoruz. Ve diyoruz ki İsa Mesih adına onun iyileştirici şifa eliyle gülümser iyileşsin şu anda bir kerede ve bütün ağrılarından, bütün sızılarından kurtulsun. Öyle bir doktor raporu gelsin ki mucizesini ilan etsin herkese. Fakat biz şu anda şifasını aldığı için sana şükrediyoruz. Sana teşekkür ediyoruz. Sadece şifası için değil, onun ruhunu kurtardığın için. Onun kalbini değiştirdiğin için, onu kralın kızı ilan ettiğin için sana şükrediyoruz. Sen de şu anda ekranları başında her türlü hastalıkla savaşan, evlatları savaşan, yakınları hastanede olan veya ameliyata gidecek olanlar için veya ameliyattan çıkmış nekahat iyileşme döneminde olanlar için dua ediyoruz. Onların şifalarını mükemmel kıl. İsa Mesih adına. Amin. 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 Gülümsercim, çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin için. Senden iyi haberlerini alacağım. Esenlikle kal, bereketle kal, sevgiyle kal. Rabbim kalbindeki düşlerini gerçekleştirsin. Amin. Onun yolunda, onun yolunda sımsıkı yürü İsa Mesih adına. Amin. Amin. Teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlarım görüyorsunuz değil mi? Her hafta değil. Sadece her hafta çarşambadan çarşamba değil. Her gün, her saniye, her aldığımız nefeste Rabbin sevgisine ihtiyacımız var. Lütfuna ihtiyacımız var. Şifasına ihtiyacımız var. Bizi değiştirme gücüne ihtiyacımız var. Ama unutmayın, bildiklerimiz değil, uygulamaya koyduklarımız önemli. Çok insan var diyen, ben hatta şu sözü söylüyorum ama daha o sözü söylemeden önce sizinle paylaşmak istiyorum. O kadar söyleyen var ki, Allah'ımı da biliyorum, peygamberimi de. Biliyorum, Allah birdir, ondan başka Rab yoktur. Tabii ki yok, ondan başka Tanrı yok. O birdir. İki değildir, üç değildir, Rab birdir. Bize İsa Mesih suretinde görünmüştür. Bize kendisini göstermiştir, lütfetmiştir bizi, bize, bizi kurtarmak için. Rab birdir. Bunu diyen insanlar çok değil mi? Allah'ımı biliyorum şöyle. Fakat bilmek demek o yolda yürümek demektir. Bilmek demek o yolda meyve vermek demektir. Oturup kalkma talimi değildir. Ezberlediğiniz sureleri, şunları bunları söylemek demek değildir. Bilmenin, inanmanın, iman etmenin hayatınızda bir gücü olması lazım. Bir etkisi olması lazım. Bu da sadece bilmekle kalmıyor. Ezberlemekle bazı şeyleri kalmıyor. Belki siz bugüne kadar hep ezbere yaşadınız. Evet, şükürler olsun, şöyle olsun, inşallah, maşallah. Fakat Rab
sizinle gerçek bir ilişki, gerçek bir iletişim ve dostluğa sahip olmak istiyor. Bir baba kız gibi, bir baba oğul gibi. Ezbere bir işler yapmanızı istemiyor. Aa beyli alabulada alabeyli babbup, aba beyli balabulada balabeyli babbup. Oturup kalkıp aynı şeyleri söyleyip ondan sonra çıkıp hayatınızı kendi kafanıza göre yaşamanızı istemiyor Rab. Rab hayatınızda, kalbinizde değişiklikler yapmak istiyor. Bakın, şimdi size okuyacağım ayette Ferisililerden bahsetmek istiyorum. Matta 23. bölümde. Çünkü sadece bildiklerimizin değil, hayatta uygulamaya koyduklarımızın önemi var Rab için. Burada diyor ki, bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilgileri ve Ferisililer Musa'nın kürsüsünde oturdular. Otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Bakın söylediklerini yapın çünkü bilgiyle konuşuyorlar. Ukalalıkla konuşuyorlar din bilginleri diyor. Ferisililer, Yahudi din bilginleri. Onların dediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü uygulamada zayıf düşüyorlar diyor. Hepimizin örnek alacağı bir şey. Benim örnek alacağım, çok güzel örnek alacağım bir şey. Hizmetteki arkadaşlarımın örnek alacağı bir şey. Pastörlerin örnek alacağı bir söz bu. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar diyor İsa Mesih. Ağır ve taşıması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Yani birinci olmak istiyorlar, birinci sırada gitmek istiyorlar. Ama Rab ne dedi biliyorsunuz değil mi? Sınıf birincisi, hayat sonuncusu. Giysilerin püsküllerini uzun yaparlar, şölenlerde baş köşeye oturup havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Rabbi, öğretmen diye çağırmalarından. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Dini olarak söylüyor bunu. Kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. Ne kadar güzel bir söz. Kendini yücelten değil mi? Bilgi ne yapıyor? Bizi yüceltiyor. Biz bilgiyi, ben kendimden örnek vereyim. Ben onun için istiyordum. Bilgili olmak istiyordum. Niçin? Bilgi bana bir güç veriyordu. Beni yüceltiyordu. İnsanlar bana saygı duyuyorlardı çok bilgili olduğum için. Kendimi yüceltiyordum. Fakat Rab ne yaptı? Beni o bilgimle düşürdü. O bilgiyi beş para etmez, sıfır yaptı hayatımda. O filozoflar, felsefeler, şairler, şunlar bunlar, edebiyatçılar hiçbirisi kurtaramadı beni. O zaman dedim ki Rabbim, senin gücüne ihtiyacım var hayatımda, yardım et bana. En güzel dualardan birisi, yardım et bana. Sana yakarıyorum, gerçeği bulmak istiyorum, yalan yanlış ezbere yaşamak istemiyorum. Demeniz lazım. Bugün sizi ona davet ediyorum. Evet, şifa için dua ediyoruz. İyileşmeniz için, mucizeler için dua ediyoruz. Ama inanın Rabbin huzurunda, kanserinizle cennete gitmeniz, onun huzuruna gitmeniz, kanserinizin iyileşip cehenneme gitmenizden daha iyidir. Sürekli o hediyeleri istiyorsunuz İsa Mesih'in. Fakat Rab bugün diyor ki, benim gerçeğimi ara, beni ara diyor. Bana dön diyor. Ve anlamıyorsan diyor bu anlatılanlara de ki, çünkü hiçbir özrün olmayacak sorgu günü. Hiçbir özrün olmayacak kardeşim bunu duyduğun için. O zaman de ki ellerini aç. Ya benim gittiğim yol yanlışsa? Ya bu İncil, kutsal kitap bana anlattıkları gibi, ezbere duyduğum gibi, ki ben de bunlara inanıyordum, bu safsatalara, değiştirilmemişse? Eğer gerçek buysa o zaman ben buraya gidiyorum. Ayet diyor ki insana gittiği yol doğru gözükür ama sonu ölüme götürür. İnsana gittiği yol, hepiniz bir yolda gidiyorsunuz ve size doğru gözüküyor.
Ama sonu ölüme götürüyor, sonu cehenneme götürüyor. Çünkü ezberlediklerinizle kurtulamayacaksınız. Çünkü aklınıza sokulanlarla, safsatalarla kurtulamayacaksınız. Tek sizi kurtaracak bir yol var. Rab'la düşman ol, düşmanken dost olmanız. Şu anda düşman yaşıyorsunuz belki Rab'ba. Ama gerçeği bulmanız lazım. Gerçek Rabbi bulmanız lazım. Bir gün diyor, en korkunç ayetlerden birisi. Herkes bana Rab, Rab, Rab diyecek. Ama ben diyeceğim ki, seni bilmiyorum. Seni hiç tanımadım. En korkunç ayetlerden birisi. Sen kimsin? Sana dua ettim. Senin için şunu yaptım, bunu yaptım. Ben seni bilmiyorum. Hadi cehenneme. Bugün Rab sizin kalbinize kutsal ruhuyla konuşsun sevgili dostlarım. Gerçeği bulun. Gerçeği arayın. Ve Rab'ba o en kısa duayı söyleyin. Deyin ki, yardım et bana. Bildiklerimle düşüyorum. Bildiklerimle zayıflıyorum. Bildiklerimle hata yapıyorum. Bu çukurdan çıkar beni. Gerçeği göster bana. Siz babaya, göksel babanıza yalvarın. Zannediyor musunuz? Size cevap vermeyecek. Şimdi Kırklar elinden bir kardeşim arıyor. Hasan kardeşim. Hasan İyi Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum programı aradığınız için. Şimdi asıl teşekkür etmesi gereken biri varsa o da benim. Geçen haftaki yayınınızı izledim. Çorlu'da evdeydim. Evet. Orada Beşi adına çok büyük dualar ettiniz. Bütün imanı imansız tüm kardeşlerime, abilerime, sevdiklerime sonsuz selamlar. Sağ olun. Kırklar evet. Elinden arıyorsunuz. Ben de Kırklar eline selam gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ben şu anda köy içinde çekmediği için bayırdan arıyorum. Çekmiyor köy içinde onun için. Şimdi az önceki yayınınızı dinledim. Çok gerçekleri var. Şimdi evet. Ben imanlı imansız Müslüman olsun olmasın. Bir örnek soru sorabilir miyim? Tabii lütfen. Evet. Bak şimdi bize diyorlar hac farz. Evet. Farz mı? Bir tane hacca giden imam var mı? Hı. Göstersinler. Evet. Şeytan bana mesela bir kötülük yaptırıyor. Değil mi? Evet. Ne yaptırıyor evimin içinde bilmem nerede. Ben neye Mekke'ye gidiyorum, orada şeytan taşlıyorum. Orada bir kamyon taşlasam o duvara ne anlamı var? Evet, doğru. Şeytan öldü mü? Evet. İşte bunun için. Evet. Aradım bilhassa bir şey için yapmış olduğunuz dualar için çok teşekkür ederim. Rica ederim Hasan Bey. Ben sizin özellikle bir Müslüman kardeşim olarak bunu dile getirmenize sevindim. Çünkü biliyorsunuz kesinlikle amacımız bir dine saldırıda bulunmak değil. Fakat söylediğinizde ben de okumuş, çalışmış, Kur'an kursu bitirmiş bir kişi olarak biliyorum. Bu şeytan taşlamak olsun değil mi? 7 kere dönmek olsun. Bunlar gerçekten yani bu düşünülmesi gereken şeyler, öyle söylemek istiyorum. Kardeşlerimizin bazı şeyleri gelenek olduğu için, birisi yap dediği için değil, gerçeği aramaları lazım. Acaba bu benden gerçekten isteniyor mu? Rab bunu benden istiyor mu demeleri lazım. Ben onları soru sormaya, yaptıklarını, inandıklarını sorgulamaya davet ediyorum. Bu kadar. Zekeriya Putulus'un mesela o yayınını dinledim. Laiklikten evet. Bahsediyor. Evet. Bugün bana kimse diyebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Müslüman bir ülke. Laiklik var mı yok mu? Evet. Müslüman kardeşler bunu iyi düşünsün. Evet, düşünsünler. Evet, çok güzel bir evet. Soru. Evet. Ben başka şu anda bilhassa herkese iyi akşamlar diyeyim. Yayında ön sırada olanlar, arka sırada olanlar, gözükenler, gözükmeyenler. Beni tanıyanlara, bazıları tanıdı, onlara da selamlar. Ben de selam söylüyorum. Sizin ailenize de selamlarımı, sevgilerimi söylüyorum. Sizi de bir kardeşim, bacınız olarak sevgiyle kucaklıyorum Hasan Bey. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Esenlikle kalın, sevgiyle kalın. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Sevgili dostlarım, evet. Yani ne kadar güzel, tam konuşmamızın üstüne Kırklar elinden Hasan Bey aradı. Sevgili Kırklar eliler, bakın bayırdan arıyor. Nerede olursanız olun doğruyu arayın. Önemli değil. Bazen bana insanlar yazıyorlar. Diyorlar ki Işık abla benim ailem o kadar yobaz ki, benim ailem şöyle ki. Olay kalbinizde bitiyor. Olay kalbinizde bitiyor. Bir gün Rabbin önünde tek başınıza dikileceksiniz. Bırakın şunu bunu onu bunu şu diyor. Bu diyor, çevre diyor, okul diyor. Bırakın akrabalar diyor. Siz Rabbin peşinden koşun. Gerçeğin peşinden koşun.
sevgili dostlarım. Burada nasıl İsa Mesih konuşuyor Ferisililere, değil mi? Sövüyor. Ben belki bugün söylesem günah işlemiş olurum. Fakat kendisi o kadar mükemmel konuşmuş ki. O kadar güzel konuşuyor ki. Diyor ki siz diyor dış görünüşe önem veriyorsunuz diyor. Dış görünüşte diyor dindarsınız. Fakat kalbinizin değişmesi gerekiyor. Hayatınızın değişmesi gerekiyor. Ağzınızdan çıkanların harekete dökülmesi gerekiyor diyor. Sadece diyor inanıyorum demekle kalmayın. Sadece şunu bunu ezbere konuşmayın. Hayatınızda, ailenizde, çocuklarınızda, eşinizde benim size anlattığım gibi kendi hatalarımdan değer vermeyi öğrenin. Onlara meyvelerinizi gösterin. Bakın Seda kardeşim yazmış geçenlerde bana, bana değil kendi duvarında asmış. Özür dilerim, düzelteyim. Diyor ki Jana Erickson Tada'nın bir sözü. Çok önemli, kendisinin kim olduğunu da size söyleyeceğim. Bu kişi diyor ki İsa Mesih gibi konuşabilirsiniz. Kutsal kitaptan ayetler söyleyebilirsiniz. Kendi kitabınızdan şunu bunu söyleyebilirsiniz. Sözler söyleyebilirsiniz değil mi? Büyük sözler. Büyük lokmaya büyük söz söyleme demişler değil mi? Fakat diyor ancak diyor. Ancak acı çektiğiniz zaman. Ancak düştüğünüz zaman. Ancak zor bir dönemden geçtiğiniz zaman. İsa Mesih'e yakınlaşırsınız. Onun acısını anlarsınız. Onun çarmıkta çektiklerine birazcık da olsa hak verirsiniz diyor. Belki bugün siz acı çekiyorsunuz. Belki bir düşmüşlük yaşıyorsunuz. Fakat bugün Mesih size diyor ki ben seni kurtarabilirim. Ver elini bana. Ver kalbini bana. Ver hayatını bana. Bakın kutsal kitaptaki en güzel ve en önemli ayet şu. En önemli ayet şu bakın. Kulaklarınızı açın. İmanda olan kardeşlerim de dinlesinler. Beni diyor değil mi yasanın tekrarı 6. bölümde bütün kalbinle, bütün aklınla, her şeyini, bütün benliğinle seveceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin. Ve İsa Mesih de yeni anlaşmada diyor ki İncil'de bütün diyor kurallar, kanunlar, yasalar ve peygamberlikler diyor. Bu iki diyor emrin diyor etrafında diyor dönerler. Önce Rabbi bütün kalbine, ne kadar zor bir iş. Bütün kalbinle, bütün duygularınla, bütün fikrinle, her şeyinle seveceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin. Eğer bunu yaparsanız hayatınızda ne olacak biliyor musunuz? Gerçek Rabbi böyle severseniz. O zaman otomatik olarak, doğal olarak, natürel olarak meyveler, Rabbin gücü, mucizeleri sizi izleyecek. Sözde değil, davranışta bunu yapmanız lazım. Eğer ben o gün bir karınca konusundan bahsettim size değil mi? Eğer bir karınca yüzünden diyorsunuz ama ben komşumu yani yanımda olan kişiyi yani kocamı kendim kadar sevmiş olsaydım onun önem verdiğine önem verirdim. Onun üzüldüğüne üzülürdüm. Onun güldüğüne gülerdim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Rabbi sevmemizin, imanımızın bir dışa kanıtının olması lazım. Bunu da bize yaptıran ne biliyor musunuz? Kutsal Ruh. Pek çoğunuz dindar yaşıyorsunuz belki. Pek çoğunuz elhamdülillah şöyleyim diyorsunuz. Hatta bunu söyleyecektim unuttum. Bazen diyorum ki ben Müslümanlardan içki içmiyorum, şunu yapmıyorum. Müslümanlardan daha çok Müslümanım dediğim zamanlar vardır. Onun için size bugün söylemek istediğim şu. Bugün Rabbi sevin bütün kalbinizle. Ve komşunuzu kendiniz gibi sevin. Yani uygulamaya dökün imanınızı. Sınıf birincisi hayat sonuncusudur dedik. Bugün bir kardeşimiz daha arıyor Hemi. Belçika'dan arıyor Hemi. Evet. Hemi merhaba. Alo. Merhaba. Belçika'dan arıyorsunuz. Evet. Belçika'ya sevgilerimi gönderiyorum. Çok kısa bir vaktimiz var. Hemen söyleyin isteğinizi bize. Işık abla birincisi sana programımız hayırlı olsun. Biraz heyecanlıyım kusura kalma. Olsun olsun. Diyeceğim ki bana benim için ailem için dua edebilir misin? Tabii seve seve. Yani o kadar şanslı değilim. O kadar da şanslı değilim. Yani kapı her şey kapalıdır. Hı hı. Ben az Türkçe biliyorum. Onda konuşmuyorum. Olsun. Yani. Kusura kalma. Az biliyorum. Süryanice. Aa canım.
Seni çok beğeniyorum, senin programın. Benim ailem seni seyrediyor. Hayırlı olsun senin programın. Allah sana ne diyeyim? Rabbi sana seninle olsun. Amin. Yani sen biliyor musun abla, Işık abla, programı aynı bahar gibi getiriyorsunuz Rab insanlar için. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Aktifçe biliyorum ama. Çok sağ ol. Şimdi dua edeceğim. Senin için ve ailen için, değil mi? Dua edeceğim. Evet. Ve beni aradığın için programı çok teşekkür ediyorum Hemi. Kapatmak zorundayım. Esenlikle kal ki sen de ben dua ederken bak televizyondan ellerini kaldır. Bizimle beraber dua et. Tamam mı? Tamam. Teşekkürler Işık abla. Teşekkürler. Yanaklarından öpüyorum. Hoşça kal. Sevgili dostlarım, Hemi için dua edelim. Fakat sözümü zaten dua ile bitireceğiz. Hemi kardeşimiz için de dua edeceğiz. Dediğim gibi sınıf birincisi hayat sonucusudur. Ne kadar diploması olan insanlar tanıyorum. Hatta bir tanıdığım kişi var. Master üzerine master yapıyor. Fakat hayattan ne istediğini bilmiyor. O okumanın, eğitimin arkasına saklanıyor. Fakat Rab bize hayata atılmamızı istiyor. Biz ona iman ettiğimiz zaman diyor ki senin olgunlaşmanı istiyorum, büyümeni istiyorum. Bilgilerin, masterların, eğitimin arkasına saklanırsan asla olgunlaşamayacaksın, asla adam olamayacaksın. Önce ne istediğimizi bilmemizi istiyor. Sonra da onun yolunda, ona sorarak gitmemizi istiyor. Yoksa her dakika şunu değiştirdim, yok bu olmadı, bunu değiştirdim, bunu okuyacağım, bunu değiştirdim, bunu okuyacağım, bunu... Hayır. Kardeşim büyü artık. Ne istediğini bil artık. Adam ol artık. Adam çık. Bildiklerini pratiğe dök. Bildiklerini uygula. Bildiklerimizi uygulayalım. Birbirimizi sevelim. Bildiklerimizi uygulayalım artık. Sadece öğrenmek değil. Ama uygulamaya dökmek önemli olan. Yoksa okumanız, diplomanız hepsi boş. Hepsi beş para etmez. Uygulamaya koyamadıktan sonra. İsa Mesih adına şu anda size bereket yolluyorum. Ve Hemi kardeşimizin ailesi içinde, kendisi içinde dua ediyorum. Sevgili dostlarım ellerinizi açın. İsa Mesih adına bereketlenin. Hemi kardeşimin ailesi aracılığıyla sizin ailenize de bereket, iş kapıları açılsın. Şifalar gelsin ailenize. Kalbinizdeki istekler, dilekler Rabbin huzurunda onun isteği olarak uygulansın. Beni aradığınız, beni evinize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Size esenlikler diliyorum. Tekrar bir dahaki programımızda çok güzel bir tanıklıkla bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.